Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. İsmim Hasan Zeki Alp. Bir taşınma arifesinde dersleri aksatmama pahasına da olsa boş bir geri planla karşınızdayım arkadaşlar. DART derslere devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir masa üstünde kaçıncı derse kadar gelmişiz, hangi dersleri işlemişiz bir görmek istiyorum arkadaşlar. Bakıyorum kanalımızda DART programlama dersleri, Interfaces, Classes, en son şunu görmüşüz arkadaşlar. Konular inheritance bahsine kadar gelmişiz. Class'ları görmüşüz arkadaşlar. Nesnelere kadar gelmişiz. 14. dersi görmüşüz. 114-125. Evet, 114-125. 126. dersten itibaren sizlerin karşınızdayım. Agendamıza şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Sağ tarafta bakıyorum. Arayüzler, klaslar ve nesneler. Evet, nesnelere kadar geldik arkadaşlar. Geri kalan dersleri de bundan sonra eğer fırsatımız, zamanımız olursa tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen şimdi Dart programlarını sizlere sundum. Geliştirme ortamını, Eclipse geliştirme ortamını gösteriyorum. Eclipse geliştirme ortamında 125. dersten sonra işte nesneler ve koleksiyonlar, derleme ders bahsinde 126'dan itibaren size sunuyorum arkadaşlar. Programımızda Dart programında bir main metodu olacak arkadaşlar. Daha sonra da bu main metodu içerisinde eğer class yapıları varsa bu class yapılarının tanımlamalarını üst ya da alt kısımda bulacağız arkadaşlar. Main metodu içerisinde bakıyorum. Student diye bir class tanımlamasının bir nesnesini oluşturuyoruz. Yani kalıbımız şudur. Şuraya odaklanmanızı isterim. New Student dediğimizde student denilen bir class'ın yani bu Dart programı içerisinde tanımlanmış olan class'ın bir nesnesini oluşturuyorum. O nesnenin ismi de s1'dir arkadaşlar. Daha sonra o S1'in metotlarından bir tanesi kullanacağım. Öyleyse hemen ben şimdi burada metot olaraktan bakıyorum. Bu student class'ını yukarıda tanımlamasını bakıyorum arkadaşlar. Evet gördüm. Ve de bu student class'ının şöyle şuradan şuraya kadar tanımlaması var bakın. Burada iki tane metot tanımlaması yapmışım arkadaşlar. Test metot ve test metot 1 diyerekten şöyle herhangi bir argüman almadığı için aç kapa parantezle yetinmişim. Ve de ne yapıyor? Şuradan şuraya kadar etki alanı var. İlk test metodunun. This is a test metot diyerekten ekrana bir yazı yazıyor arkadaşlar. Yine arkasından bir metot daha var. Bu metot nedir arkadaşlar? İkinci metot da test metot 1. Bu da yine student class'ının yani öğrenci class'ının içerisinde bir yazdırma metodunu çağırıyorum arkadaşlar. This is a test metot 1 diyerekten. Yani bu klasımız iki tane metot içeriyor. Test metot ve test metot 1. Şimdi tekrar ana metot içerisindeki main metot içerisinde bu student klasının nesnesinin oluşturulmasına odaklanıyorum. Burada S1 nesnesinin nokta dediğimde herhangi bir metodunu kullanabilirim arkadaşlar burada. Test metot dediğimde ilkini kullanıyorum ve de test metot 1 dediğimde de ikincisini kullanabiliyorum. Burada S1'lere nesneler deniyor arkadaşlar. Nesneler ya da instance örnekler anlamında. Burada student klasımızı bir şablon gibi düşünürsek ben bu şablonu kullanaraktan herhangi bir ortam üzerinde bir nesne oluşturmuşum. Mesela bir kalıp çıkartmışım anlamında. Bu birinci kalıp. O kalıbın şöyle bir metodunu kullanmışım. Burada da bu şekilde bir metodu kullanmışım. Ben bunu şimdi çalıştırdım da arkadaşlar. Run ettiğimde bu Dart dosyasını. Evet, ilk önce test metot çağrılacak. Ekrana şunu yazıyoruz arkadaşlar. Ve de arkasından da şu çağrılacak. Öyleyse şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bir Dart dosyası içerisinde herhangi bir class içerisinde birden fazla metotları ben istersem sırayla, istersem arbitrary, keyfi olaraktan çağırabilirim. O metotları kullanabilirim arkadaşlar. Burada herhangi bir argüman kullanılmadığı için olduğu gibi yazılma metodu tercih edildi. Burada başka bir argüman kullanaraktan veyahut da argümanları değiştirerekten ben bu metoda farklı değerler atayabilirim. Farklı değerlerle hesaplanmasını veyahut da çizdirilmesini sağlayabilirim arkadaşlar. Bir sonraki örneği paylaşmak istiyorum. Burada
Bir önceki örnekte bakın şu espri her seferinde şu tekrarlanmakta ve de şurada da stüdyonun espri diyerekten. Bunun yerine cascade diye bir metot var arkadaşlar. Cascade operatörü, cascade iki nokta diyerekten, nokta nokta diyerekten. Bu daha önceki tanımlamalardaki S1 nesnesinin yerine geçiyor arkadaşlar. Şu noktayı onun yerine kullanırsak işte S1 veyahut da işte hangi isim konulacaksa o ismi kullanmaya gerek kalmaksızın bu cascade operatörüyle doğrudan doğruya nesnenin o metodunu çağırabiliyorum arkadaşlar. Diğer kısımlar da aynıdır. Klasımız student klasıdır. Bakın iki tane metodumuz var. Test metot ve test metot 1 diyerekten ben burada bu student klasının nesnesini oluştururum. Aslında new demek yetiyor bunun nesnesini oluşturmak için. Herhangi bir isim vermiş olmam önemli değil. Çünkü o ismi tekrar ederekten tekrar test metot ya da test metot 1'i çağırıyorum. Yine de bunu da çalıştırdığımızda az önceki aynı değeri alacağız. This is a test metot ve this is a test metot first diyerekten bu mesajı ekrana yazacaklar arkadaşlar. Bir sonraki evet, collection bahsine geldik arkadaşlar. Collection bahsinde listeler söz konusu. Listeler sabit uzunlukta listeler olabildiği gibi büyüyebilir. Yani uzunluğu artırılabilir. İçerisindeki elemanların sayıları artırılabilir türden listeler de olabilir. Bununla ilgili ben şöyle bakın. List metodunun burada bir nesnesini oluştururum arkadaşlar. Log type diyerekten yöntem şudur. Class'ın ismini, metodun ismini söylüyorum. New diyorum. Ondan sonra bunu log type diyerekten bir değişkene atıyorum. Log type benim değişkenimin ismi ve de tekrar bu metodun ismini zikrediyorum arkadaşlar. Şimdi eğer log types dot add dediğimde ben bu log type aslında boş bir listedir şu anda dikkat ediyorsanız. İlk önce bir warning gerektiren bir string'i ekliyorum. Log type dot add dediğim bir alt satırda ikinci bir elemanı daha ekliyorum ve de üçüncü kez tekrarladığımda da üçüncü elemanı ekliyorum. Yani şurada üç kez tekrarlandıktan sonra benim log types listemin içerisinde 3 tane komponent bulunuyor arkadaşlar. 1, 2, 3 tane string bulunuyor. Peki ben bu liste içerisinde nasıl iterasyon işlemleri yapabilirim? Yani tekrarlanaraktan gerçekleştiren fonksiyonlar gerçekleştirebilirim, uygulayabilirim. O da şöyle, for in döngüsünü kullanıyoruz arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Bakın for diyorum, string diyorum. Çünkü bunlar bir string olduğu için, numerik bir değer olmadığı için, alfanumerik değer olduğu için string type diyorum, in log types diyorum. Log types ile şunun eşleşmesi gerekir bakın. Yani 3'ünün üzerinden traverse edeceği için ve de in anahtar sözcüktür. For da anahtar sözcüktür. Ve de buradaki type da string olduğu için, şunların olduğu için bunda bir coincidence olması gerekiyor. Eşleşme olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde liste üzerine birer birer ben dizinebilirim. Ve de burada bu for döngüsü içerisinde, for in döngüsü içerisinde ben bunları yazdırıyorum arkadaşlar. Bunların type'larını yazdırıyorum. Yani type derken bu değişkendir arkadaşlar. Tiplerini değil doğrudan doğruya warning, error ya da info yazdırıyoruz arkadaşlar. Bunu belki de isabetsiz olmuştur bunu type olarak da kullanmakla. Liste ögesi veya öge diyebiliriz bunlara örneğin. Burada listenin uzunluğunu eğer yazdırmak istiyorsak arkadaşlar yani listede kaç tane eleman içerdiğini yazdırmak istiyorsak bu kez çağırmamız gereken metot logTypes.length'dir arkadaşlar. Length. Dolayısıyla .length dediğimizde logTypes denilen listenin uzunluğunu yani maksimum indeksine ne olduğunu ekrana yazdıracaktır. Burada şöyle bir remove denilen metodu kullanıyorum burada da. Remove metodu da içerisinde kullanılan argümanın ilgili listeden silinmesini sağlıyor arkadaşlar. LogTypes.remove dediğimde ve de şurada silinmesini istediğim string'i yazdığımda şuradaki warning, error ve info denilen 3 elemanlı listeden oluşan bu listenin bir elemanını silmiş oluyoruz. Hatta burada tekrar ben bunu yazdırmak istersem size after removing dedikten sonra uzunluğunu yazdırdığımda burada üçgen bir tanesini çıkarttığımız için burada da 2'ye düşecektir arkadaşlar. Şunu da çalıştırdığımızda başlamışta warning, error ve info diyerekten şöyle azıcık daha açabilirim.
warning, error ve info diye 3 elemanı listeliyorum. Daha sonra bu listenin boyutunu, length'ini hesaplatıyorum arkadaşlar. 3 buluyorum. Ve de şurada şöyle bir mesaj yazıyorum. Size after removing dedikten sonra bunun da bir tanesini çıkarttıktan sonra burada iki elemanın kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Şöylece bir kez daha tekrar edersem listelerin ben liste metodunu kullanaraktan bir nesnesini oluşturuyorum arkadaşlar. Log type diye burada keyfi olarak bunu bu şekilde vermişim. Ve de burada metotlarımdan bir tanesi add metodudur arkadaşlar. Add metodunu kullanmak için ilgili nesnenin ismini yazıyorum. Dot nokta diyorum ve de add. Arkasına eklenmesi gereken numerik olabilir ya da alfanumerik olabilir, string olabilir. Bu şekilde bunları satır satır ekliyorum arkadaşlar. Bunu bir döngü içerisinde de yapmak mümkün. Bunu da başka örneklerde göstereceğim. Burada da bu iterasyon denilen işlem bu liste içerisinde şu şekilde oluyor. For in yapısını kullanıyorum. Structure'ını kullanıyorum arkadaşlar. Log types bu listemizin ismi. Burada ögeler string olduğu için yani alfanumerik karakterler olduğu için string diyorum. Ve de type burada gezinendir. Burada da her birini yazdırıyorum. Burada da uzunluğunu veyahut da maksimum indeksini hesaplattırmak için yazdırmak için length kullanıyorum arkadaşlar. Burada da remove diye bir metodu kullanıyorum. Dolayısıyla remove, length ve add metotlarını bu şekilde biz görmüş olduk arkadaşlar. 130 numaralı Dart dosyamızı açıyorum. Burada da devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kez listelerden sonra setlere geldik arkadaşlar. Setlerde sıralı olmayan toplam koleksiyonlardır. Şöyle ki burada new set diyerekten bu setin bir nesnesini oluşturuyorum. Number set diyerekten yani numaralar seti veyahut da sayılar seti diyerekten bunu isimlendirmişim arkadaşlar. Bakın şu ve şu başta ve sonda tekrar ediyor. Öyleyse ben şu satırdan sonra bakın şu satırdan aşağı geldiğimde benim bir number set diyerekten bir setim var arkadaşlar. Set denilen kümem var. Bu küme içerisindeki eleman sayısı şu anda sıfır arkadaşlar. Ve de aynen listelerde olduğu gibi yine add metodunu kullanaraktan tabii add dedikten sonra onun bir numerik bir değer atıyorum. 100, 20, 5, 60 ve 70 şeklinde. Yani buna 5 tane numerik eleman ekliyorum arkadaşlar. Add eklemek demektir. Daha sonra default implementation diyorum. Varsayılan işlem diyorum. Ve de şurada şu dollar sign dolar işaretinden sonra dalgalı parantez içerisinde number.set runtime type dediğimde buna ait sistemin bana vereceği bir veriyi yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda ben burada bütün elemanlar şu maksatla da yazdırılabilir arkadaşlar. Eklendikleri sırada da yazdırılabilirler. Onun için de var no in pardon for in döngüsünü kullanıyorum. For in döngüsünün birkaç parametresi olması gerekir arkadaşlar. Bir tanesi içerisinde arama yapılacak olan liste veyahut da ögedir veyahut da koleksiyondur. Benim burada koleksiyonum settir arkadaşlar. Bakın şurada görüyoruz. Settir. Demek ki bu set içerisinde hangi parametre araştırılacak arkadaşlar? No. Burada da onun da hem tanımını da yapıyorum. Bu variable diyorum bunu arkadaşlar. Dolayısıyla şu bunun etki alanı nedir? Dalgalı parantez şuradan şuraya kadar. Demek ki şunların hepsine sırayla yazdırılmasını istiyorum arkadaşlar. Yüz, yirmi, beş, altmış, yetmiş. Şurada da default implementation dediğimizde compact linked hash set diyerekten şu sistem verisini ben yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Number set dot runtime type dediğimde bunun linked hash set olduğunu yani birbiriyle bağlantılı hash set olduğunu ve de dynamic yapıda olduğunu göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Normalde setler sıranın önemli olmadığı yani verilerin bir kez tekrar edildiği ve sıranın önemli olmadığı sayı kümeleridir. Yani kümelerdir bunlar arkadaşlar. Ben bir sonraki örnekte bunun örneğini vermek istiyorum. Burada da koleksiyonlara devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da set.from denilen bir metodun evet metodun uygulanmasını gösteriyorum arkadaşlar. Burada 12, 13, 14 elemanlarından oluşan setten bir yeni set oluştururum arkadaşlar. Burada
Ben elbette burada şu yapı sanki setin dışındaymış gibi görünüyor. Setten farklıymış görünüyor. Ancak burada da yine set dot from diyerekten şu setin 1, 2, 3, 12, 10, 13, 14 elemanlarından bir nesne oluşturuyorum. Number set oluşturuyorum. Ve yine burada ben bu şu açıklama mesajını yazıyorum ki burada buna dair bağlantılı set olduğuna dair verimi ekrana getirsin. Bakın yine linked hash set diyerekten bunun birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Ve de burada traverse ediyorum. Traverse ettiğim setin ismi nedir arkadaşlar? Number settir görüyorsunuz. For in döngüsüyle değişkenimin ismi ne olur? Bunun da bir variable olduğunu belirtiyorum. Ve de bu dalgalı parantez içerisinde bu for in döngüsü içerisinde traverse edecek, tekrar edecek komutu gösteriyor arkadaşlar. Bu komut aynı zamanda metottur. Print no diyorum. Yani şuradaki sayıları sırala anlamında arkadaşlar. Bunu da yazdırdığımızda 12, 13, 14'ü göreceğiz. 12, 13, 14. Neden bu şekilde sıralı oldu? Çünkü bu yapı itibariyle dynamic anlamda compact list linked hash set tabir edilen sistem olaraktan böyle bir listedir arkadaşlar. Settir. Pardon, liste değil set. Evet, setlere devam ediyoruz. Bu sefer hashmap dediğimiz ikililer söz konusu arkadaşlar. Yani hash işaretini gördüğümüzde bunun bir indeksinin olduğu ve de bir yani bir verisinin bir de indeksinin olduğu, yani bir sıralama verisinin bir de o sıralama verisine dair bir datanın olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun için Dart Collection denilen bir modülü import ediyorum arkadaşlar bunu kullanabilmem için. Çünkü hashmap bu modül içerisinde kullanılabilir olan metotlardandır. Ve de bunun bir nesnesini oluşturuyorum. New anahtar sözcüğüyle accounts diyerekten ve hesaplar ya da işte personelle ilgili hesaplar anlamında ve de accounts'ın depth denilen keyine HR insan kaynakları diyerekten isim başlığını, departman başlığını yazıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda accounts'ın name denilen key'ine bakın burada key'ler yani Python'da gördüğümüz gibi map yapılarındakiler veya dictionary'dekiler index ve data, index data şeklindeydi. Burada şu indekse Tom verisine koyuyorum. Departman indeksine de insan kaynakları koyuyorum örneğin. Burada da email denilen indekse de tom@xyz.com diyerekten onun email adresini yazıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben şu 1, 2, 3 satırda account denilen hashmap yapısı içerisine 3 tane eleman yazmış oluyorum. 3 elemanın şunlar indekslere, şunlar da o indeksler içerisinde yerleştirilen verilerdir arkadaşlar. Burada da şöyle bir izah ile map after adding entries dedikten sonra burada bunu yazdırıyorum arkadaşlar. O da dollar sign ve dalga parantez içerisinde accounts dediğim zaman bu ikililere yazdıracaktır. Burada önemli olan şudur arkadaşlar. Arbitrary bir şekilde yazdıracaktır. Yani karışık yazdıracaktır. Çünkü rastgele erişim sağlıyor bu hashmap yapıları arkadaşlar. Çalıştırdığımızda örneğin e-mail adresi ilk başta departmanı ikinci sıraya almış ve name tam diyerekten bu şekilde hashmap denilen veri yapılarının her eklendikleri sırada değil herhangi bir arbitrary şekilde yazdırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Sadece şudur. Accounts dediğim zaman bunun üçünü birden keyfi olaraktan belli bir sıra gözetmeksizin yazıyor arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim ve de burada 18 dakikayı geçtim. Evet arkadaşlar, burada birden fazla hashmap yapılarına birden fazla değerler ekleyebilirim arkadaşlar. Daha önceki örnekte bakın her seferinde indeks olaraktan birer birer eklemeler yaptım. Bunu topluca da gerçekleştirebilirim. Şöyle ki yine Dart collection import ediyorum. Daha sonra burada hashmap yapısının bir nesnesini oluşturuyorum burada accounts diyerekten. Daha sonra account does add all diyorum. Bakın şurada yine camel case kullanmışım arkadaşlar. Add all. All büyük harfle. Dolayısıyla şu ikililere dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Virgüle kadar olan kısım. Şu birinci ögedir arkadaşlar. Şuradan
şuraya kadar, şu da ikinci ögedir arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane öge eklemiş oluyoruz burada. Yani departman olaraktan HR, insan kaynakları ve de e-mail adresi olaraktan da tom@xyz.com diyerekten eklemiş oluyoruz. Şunu açıklamak isterim. Şuradaki veri indeks değeridir arkadaşlar. Yani key değeridir. Şuradaki veri de value'dur ya da datadır arkadaşlar. Datadır, veridir yani. Peki burada map after adding entries dedikten sonra, yani bu girişlere ekledikten sonra map yapımı bir kez daha yazdığımda, print ettiğimde yine kullanacağım yöntem şu arkadaşlar. Dollar sign'dan sonra curly brackets içerisinde accounts denilen nesnemi yazıyorum. Bu keyfi olarak da tekrar yazılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu da şimdi çalıştırdığımda göreceksiniz. Evet. Bakın şuradaki sırada olması gerekmiyor. E-mail tom@xyz.com ve ikinci eleman olaraktan da departmanına insan kaynakları olaraktan göstermiş oluyor arkadaşlar. Böylece bu dosyaların, video dosyalarının da boyunu çok yüksek tutmama hatırına burada kesmek zorundayım arkadaşlar. Yoksa upload çok zahmetli oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şekilde, pardon şurada tekrar döneyim. Yapılarımızda sağ tarafta görüyorsunuz agendada listeler ve map yapılarına gelmiş olduk böylece arkadaşlar. Kademe kademe devam ediyoruz. Dart programına şöyle böyle yarısına gelmiş durumdayız. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederim. Dart da benim sevdiğim programlama dillerinden bir tanesi. Yararlı olacağını tahmin ediyorum. Dart Flutter'la birlikte web geliştiriciler için çok güçlü bir tool sağlıyor arkadaşlar. Onun için Dart programlama dilinin ayrıntılarını öğrendikçe daha da bilginiz daha da güçleniyor, daha da kuvvetleniyor anlamında düşünebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Dart derslerinde, programlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar, sağlıklı kalın. Bay bay.